Şirketin son durumuyla ilgili bir bilgilendirmemiz olacak. Elimizde bir galeri işi var. Eski bir antrepoyu dönüştürüyoruz. İç mimarlık ve yapı bölümlerinin koordineli çalıştığı büyük bir iş. Bu iyi haberdi. Böyle büyük bütçeli işlere ihtiyacımız olacak. Kötü haberse Yıldırım Giritli bize karşı açtığı tazminat davasını kazandı ve Artem'in otel işlerini konuşulan sürede tamamlamamış göründüğü için büyük miktarda bir tazminat ödeyecek. Davanın sektörde duyulması bize gelecek müşterileri de düşündürüyor. Bu büyük miktardaki tazminatın ödenmesiyle birlikte şirketin finansal durumu çökme noktasına geliyor. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Galeri işini hızla bitirmemiz bunun için çok önemli. O yüzden bir kez daha sizden rekor sürede bitirilen bir iş istiyorum. Bunu daha önce yaptık. Yine yaparız. Benim tüm ekibe inancım tam. Hepimize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Alara'nın müşterinden bahsetti değil mi? Evet, onu söylüyor. Ay ne bu suratlar ya? Kendinize gelin. Burası Artem'im. Biz ne rüzgarlar gördük. Hadi gülün bakayım. Ya çalışmaktan. Ben de çok yoruldum ya. Yani neden bu şirketin işleri düzelmiyor anlamıyorum ki. Neredeyse ayda bir çalışma kampına giriyoruz ha. İşte Alara gemileri yaktı. Bizimki de su oluyor. Ne bekliyorduk bunu? Alo. Arda ne haber ya? İşlerini halledebildin mi? Yemek mi? Bu akşam mı? Aa tamam. Tamam süper olur gelirim. Tamam ama ben daha şirketteyim. Hazır olunca seni ararım olur mu? İyi tamam tamam. Görüşürüz. Ne var? Yani Demir Bey seni kolundan çeke sürükleye eve götürüyor Selin. Nasıl gideceksin ki bu yemeği acaba? Yani bence zor. Hayatta bırakma. Arkadaşımla yemeğe çıkmak için Demir'den izin alacak halim yok. Dün gece ne oldu bu arada eve gidince? Ay ne olacak? Beni eve kilitledi. Kilitleri de değiştirmiş. Çıkamadım da. Bu zorbalıklarla beni geri kazanacağız sanıyorsa yanılıyor. Ay ne oluyorsunuz siz ya? Hayır ne yaparsa barışacaksın acaba? Barışmayacağım. Evet Selin'cim. Kesin öyledir. Yok öyle gece yarısı eski sevgilinin evinden çıkmak. Öyle suç bastırıcı gibi Selin'i eve kitlemek. Ben onu göstereceğim. Göstereceğim ben onu. Göstereceğim. İki farklı yaklaşımla çalıştık aslında iç mekanı. Selin'in yaptığı tasarımlara eklemeler yaptık. Bu enteresan. Mekanın estetik algısını yükseltiyor. Üstelik daha fazla işçilik gerekeceği için bütçeyi de arttırabiliriz. Ama teslim süresi uzar. Bize sıcak para lazım. O zaman diğer yola ikna edeceğiz. Yok, o olmasın. Buradaki eklemelerinizi sevdim. Eylül'le bir konuş. Alacağımız ödemelerin vadesini kısaltabiliyor mu bir baksın. Tamam. O zaman ben çıkıyorum. Burak, ben de çıkabilir miyim? Bizim taraftan bugünlük bu kadar yeter. Herkes çıkabilir. Kolay gelsin.
Haydi, bizim biraz daha işimiz var. Biliyorum Demir Bey, ben buradayım. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Çizimleri ölçülere göre revize ettim. Bakmanız gerekirse diye buraya bırakıyorum. Teşekkürler. Eve mi? Bilmem. Selin Hanım. Yarın bu iş yoğunluğu devam edecek biliyorsun. Eve gidip biraz dinlen. Ha, buydu yani. O kadar tantana bunun içinde. Seni evin dışında bırakmaya çalışmıyorum. Tam aksini yapmaya çalışıyorum. Oldu o zaman. Kolay gelsin. Alo. Selin'cim ne yaptın? Çıktın mı? Ha, evden mi alacak seni? Orada buluşacaksınız. İyi güzel. Ay yok ya, biz hala ofisteyiz Demir Bey'le çalışıyoruz. Yok yok, merak etme sen. Hadi size iyi eğlenceler. Demir Bey, ben de size şunları gösterecektim. Zıt olmuş. Güzel. Güzel. Ya Ayda, Selin bana akşam yemeğe gideceğini söyledi de ben adını unuttum. Neydi o? Arda. Liseden arkadaşı. Ya dayanamayıp söyledim size. Yani ben çok sevindim Demir Bey. Çünkü Selin böyle kafası attığında hep böyle dikine dikine gider. Ama yani ne var ki buna söylemeyecek? Sonuçta liseden arkadaşıyla yemek. Değil mi? Değil mi? Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.